Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda MSI'ın Creator Z16 modeline birlikte bakacağız. MSI Creator Z16 modeli aslında temelde içerik üreticilerine veya çizim, modelleme, animasyon gibi işlerle uğraşan kişilere hitap ediyor. Yani aslında profesyonellere uygun bir cihaz diyebilirim. Sunduğu özelliklere zaten birazdan detaylı bir şekilde değineceğim ki bu özelliklerle birlikte bu cihazda yapamayacağınız bir şey yok desem yanlış olmaz. Bu videoda da bir süredir kullandığım bu cihazın özelliklerinden, kendi deneyimlerimden bahsedeceğim ve bu cihaz kimlere uygun, aslında kimler kullanabilir, bu cihazda neler yapabilirsiniz gibi sorularına cevabını vermiş olacağım. Video geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca incelememize başlayalım. MSI Creator Z16 Nvidia Studio sertifikasına sahip bir dizüstü bilgisayar. Nvidia Studio 2019 yılında yaratıcı profesyonellere yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturulmuş bir ekosistem. Bu ekosisteme dahil olabilmek için bilgisayar üreticileri Nvidia ile yakından çalışarak RTX ekran kartlarını kullanarak yaratıcı profesyonel yönelik yüksek performanslı bilgisayarlar üretiyorlar. Elimizdeki MSI Creator Z16 modelinde ise GeForce RTX 3060 ekran kartı, 2K çözünürlük ve %100 DCI-P3 renk gamutuna sahip ekran, güçlü bir işlemci ve 32 GB RAM ile birleştirerek yaratıcı uygulamalarda istediğiniz performansı almanız sağlayacak bir cihaz. Tabi bu denli yüksek performansa sahip bir cihazın potansiyeline ulaşabilmesi için çok iyi de bir yazılım desteği gerekiyor. Bu noktada Game Ready sürücülerinden farklı olarak Nvidia yaratıcı profesyonellere özel stüdyo sürücülerini geliştirmiş, kalite kontrol konusu çok önemli olduğu için oyun sürücülerine nazaran daha az sıklıkla çalışan stüdyo sürücüleri Nvidia mühendisleri tarafından Adobe, DaVinci ve Blender gibi uygulama ekipleriyle birlikte uygulamalardan en iyi performansı en stabil şekilde almanız için geliştiriliyor. Bu sürücü desteği sayesinde aynı zamanda GeForce RTX 3060'da yer alan RT çekirdekleri sayesinde ışın izlemeli renderlarınızı çok hızlı bir şekilde alabiliyor ve DaVinci Resolve'den Blender'a kadar pek çok farklı uygulamada yapay zeka destekli özellikleri Tensor çekirdekleri sayesinde hızlandırabiliyorsun. İlk olarak cihazın tasarım detaylarıyla incelememe başlamak istiyorum ki dışarıdan bakıldığında da gayet şık bir cihaz ve sunduğu özellikleri düşündüğümüzde gayet hafif ve ince bir yapısı olduğunu söylemeliyim. Cihazın 2.2 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Standart bir laptopa göre aslında hafif bir cihaz değil ama sunduğu özelliklere baktığımızda içerisinde Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartı bulunuyor ki bu ekran kartına sahip bir cihaz için aslında 2.2 kilogram gayet normal bir ağırlık. Yani bu özelliklere göre aslında hafif ve taşınabilir bir cihaz. Bu laptopu sırt çantanıza atıp kolayca istediğiniz yere götürebilir ve dışarıda da rahatlıkla bu cihazla birlikte çalışabilirsiniz. Yani aslında sunduğu özelliklere göre gayet hafif ve taşınabilir bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun yanında 15.6 mm'lik bir kalınlığı bulunuyor ki yine bu özelliklere göre aslında ince bir bilgisayar olduğunu söylemeliyim. Kasası gayet ince ve yine cihazın ağırlığını ve inceliğini düşündüğümüzde gayet taşınabilir bir cihaz olduğunu söylemekte fayda var. Ekranına bakacak olursak ki cihazın en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi de üzerindeki ekranı QHD Plus çözünürlükte 16'ya 10'luk bir ekran formatı sunan ve 120 Hz'de bir yenileme hızına sahip bir ekran var bu cihazda. Ekran anlamında çok başarılı bir cihazdan bahsediyoruz. Bunun yanında cihazın ekranının yine dokunmatik desteği de bulunuyor. Bu sayede hani eğer çizim işiyle uğraşıyorsanız veya farklı işlerinizde bu dokunmatik ekranında bayağı avantaj sağladığını görebiliyoruz. Ayrıca model isminden de anlayabileceğiniz gibi cihazın ekranı 16 inç boyutunda ve hani bir laptopun aslında ekranından beklenebilecek her şeyi sunuyor diyebilirim. Bunun yanında DCI-P3 renk kapsama oranına da sahip bu cihaz. Bu sayede ister profesyonel bir iş yapın veya ister gündelik bir kullanıcı olun, hani sadece dizi film izlerken bile çok daha canlı ve güzel renkler görebiliyorsunuz. Ayrıca Delta E2 değeri sayesinde de profesyonel renklendirme yapanlar, o tarz işlerle uğraşanlar da yine sadece bu laptopu kullanarak aslında birçok işini halledebiliyor. Burada da büyük bir kolaylık sağlıyor. Aslında tek bir cihaz üzerinden birçok işinizi halletmenizi olanak sağlıyor. Ekran anlamında hem günlük bir kullanıcı için hem de profesyonel renk düzenlemeleri yapanlar için çok başarılı bir ekran bulunuyor bu cihazda. Cihazın teknik özelliklerinden bahsedecek olursam içerisinde 11. nesil Intel i7 işlemci bulunuyor. Cihazın bir de i9'lu versiyonu da var. i9'lu versiyon tabii performans anlamında biraz daha iyi ama bendeki modelde Intel i7 işlemciyle birlikte geliyor. i7 11800H işlemcisi bu cihazın içerisinde bulunuyor. Ve onun yanında 32 GB'lık da bir RAM var bu cihazda ve bu RAM 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsun. Ne iş yapacağınıza bağlı ama 32 GB zaten birçok işin fazlasıyla yeterli bir RAM değeri. Cihaz hem işlemci anlamında hem RAM anlamında hem de özellikle ekran kartı anlamında çok başarılı. İçerisindeki ekran kartına bakacak olursak da Nvidia'nın GeForce RTX 3060 ekran kartı bulunuyor bu cihazda. Normal işlerinizin yanında bir oyun bilgisayarı olmamasına rağmen bu cihaz aslında bir oyun canavarı diyebilirim. İçerisindeki işlemci ve ekran kartı ile birlikte piyasada aslında yüksek güç isteyen bütün oyunları rahatlıkla oynatabilecek düzeyde bir ekran kartı var. Şu anda RTX 3060 ile birlikte bütün oyunları hani 2K çözünürlükte yüksek grafiklerde çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ki ben birçok oyun denedim bu cihazda. GTA 5
PUBG gibi çok başarılı grafiklere sahip olan ve yüksek güç isteyen oyunların yanında Assassin's Creed Valhalla gibi güncel oyunları da bu cihazla test ettim ve 2K çözünürlükte çok yüksek FPS'ler alabildim. Cihazdaki 120 Hz'lik ekranın aslında burada da faydasını görüyoruz. Bir oyun bilgisayarı olmamasına rağmen birçok oyunda 120 FPS değerine rahatlıkla ulaşabiliyor ve cihazdaki 120 Hz'lik ekran sayesinde de aslında hani aldığınız FPS değerini direkt olarak ekranda görebiliyorsunuz ki bu da çok daha akıcı ve çok iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. Cihaz oyun anlamında aslında benim beklentilerimi de fazlasıyla karşıladı. Cihazın oyun performansına değinmişken RTX serisi ekran kartlarının öne çıkan özelliklerinden olan ışın izlemeli grafiklerden de bahsedeyim. Nvidia uzun süredir Cyberpunk 2077 ve Minecraft gibi oyunlarda çok gerçekçi ışın izlemeli grafikleri desteklerken bir yandan da yapay zeka gücü sayesinde performansı en üst seviyede tutmayı başarıyor. Nvidia ekran kartlarının son zamanlarda en ön plana çıkan özelliklerinden birisi ise DLSS. Nvidia mühendislerinin geliştirdiği bu teknoloji RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör yani yapay zeka çekirdeklerinden güç alıyor ve oyunu ekran çözünürlüğünden daha düşük bir çözünürlükte hesaplayıp yine de ekran çözünürlüğünde bir görüntü ortaya koyuyor. Aradaki kayıp pikselleri yapay zeka hesaplarken hem görüntü kalitesinden hiç taviz vermiyorsunuz hem de kimi zaman 2 kata kadar varan bir performans artışı yakalıyorsunuz. Bu DLSS teknolojisi Red Dead Redemption 2, Rainbow, Doom, Eternal gibi oyunları yanı sıra Dying Light 2 gibi yeni çıkacak oyunlarda da mevcut. Cihazın üzerindeki bağlantılardan bahsedecek olursam ilk olarak 2 tane klasik tip USB A girişi bulunuyor bu cihazda ve onun yanında 2 adet Type-C Thunderbolt girişi bulunuyor. Bu da aslında güncel bir cihaz olduğunu da bizlere gösteriyor. Son dönemde artık laptopların neredeyse hepsinde bu USB Type-C girişlerini görüyoruz. Bu cihazda aslında bir içerik üreticisi bilgisayarı olduğu için buradaki Thunderbolt girişi çok önemli. Onların yanında bir adet 3.5 mm'lik jack girişi, bir adet de micro SD kart girişi bulunuyor. Burada aslında micro SD kart yerine SD kart girişi belki biraz daha avantajlı olabilir ama hani cihazda bir SD kart girişi konulamamış. Bunun yerine konulan micro SD kart girişi sayesinde eğer bir aksiyon kameranız varsa yani GoPro gibi cihazlarla çekim yapıyorsanız orada hani ekstra bir dönüştürücüye gerek kalmadan micro SD kartınızı buraya takabiliyorsunuz veya Android telefonunuzda kullandığınız micro SD karttan da yine data transferi yapmanız için burada micro SD kart girişi gayet güzel bir detay. Cihaza SD kart takmak içinse buradaki Thunderbolt girişlerini kullanabiliyorsunuz veya normal USB girişi de aynı şekilde. Cihazın performansıyla alakalı biraz kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam hem içerisindeki ekran kartı hem de güçlü işlemcisi sayesinde Premiere Pro gibi programlarda 4K videoları çok rahatlıkla kurgulayabiliyor ki aslında ben hani bu cihazda en çok video kurgusunu test ettim. Çünkü benim işim bu ve normalde diğer bilgisayarlarda yaptığım gibi bu cihazda da Premiere Pro'dan kendi bir videomu kurgulamayı denedim ve gerçekten çok akıcı ve hızlı bir biçimde çalıştığını söyleyebilirim ki video kurgusunda zaten önemli olan şey bu. Şu anda 4K video kurgusunu aslında birçok cihazda yapabilirsiniz ama birçok cihazda ancak kesbit şeklinde maksimum kurguları yapabilirsiniz. Hani bu cihazda ben hani yaptığım bütün işlemleri rahatlıkla yapabildim ki ben videolarımda hani 4K videoların üzerinde renk düzenlemeleri yapıyorum. Bunun dışında animasyonlar kullanıyorum. Bazen hani ekranda çıkan abone ol animasyonları veya ürünlerin özelliklerini yazdığım farklı animasyonlar kullanıyorum ki birçok işte benim yaptığımdan çok daha detaylı, çok daha bilgisayarı zorlayıcı kurgular yapılıyor aslında. O tarz işlemler için kesinlikle en iyi tercihlerden bir tanesi olacaktır. Hani sadece yaptığınız çalışmalardaki render süresi değil, hani video kurgularken ki akıcılık da çok önemli. Ben mesela kullandığım bilgisayarda hani videonun üstüne renk attığım zaman veya farklı animasyonları işin içerisine dahil ettiğim zaman bilgisayarda biraz kasmalar, takılmalar görüyorum. Anlık öyle izlemeyi yapmakta benim bilgisayarım zorlanıyor ama bu cihazda öyle bir durum yok. 4K videoları çok rahatlıkla yapabiliyor. Hatta DaVinci Resolve gibi programlarda 8K video kurgusu bile yapanlar var bu bilgisayarda. Profesyonel video işiyle uğraşanlar için laptop tarafındaki en mantıklı modellerden bir tanesi olabilir. Veya sadece normal video kurgusu değil, After Effects gibi programlarda animasyon da yapabilirsiniz bununla birlikte. Premiere Pro zaten bildiğiniz gibi Nvidia ekran kartlarıyla çok daha iyi uyumlu çalışan bir program ve bu cihazdaki Nvidia encoder sayesinde Premiere Pro onun genel hızında da çok büyük bir artış var. Nvidia ekran kartı kullanmayan farklı bir bilgisayara göre bu cihazda onun da farkını fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Hem render sürelerinde hem de genel programın akıcılığı konusunda Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı burada farkını fazlasıyla belli ediyor diyebilirim. Sadece Premiere Pro değil After Effects gibi programlarda da yine çok hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmanıza imkan sağlıyor. Bildiğiniz gibi Premiere Pro Adobe'un video kurgusu için kullanılan yazılımı. After Effects'i animasyon işiyle uğraşanların kullandığı program ve aslında Premiere Pro'ya göre biraz daha fazla güç istiyor. Yani Premiere Pro'da video kurgusu yapabildiğiniz standart bir bilgisayar After Effects'te o kadar iyi çalışmayabilir. Ama bu cihaz hem güçlü işlemcisi hem güçlü ekran kartı hem de 32 GB'lık RAM'i sayesinde After Effects'te yapacağınız her türlü işlemi çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Yani bu cihaz aslında hem sahip olduğu donanım hem de içerisindeki yazılımla birlikte profesyonel hayatta video kurgusu veya animasyon modelleme gibi işlerle uğraşıyorsanız işlerinizi çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde yapabilmeniz için tasarlanmış. Bu anlamda ihtiyacınız olan her türlü özelliği sunuyor diyebilirim. Benim aslında MSI Creator Xeon 16 modeliyle alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Videoda atladığım bir nokta varsa veya siz merak
ettiğiniz konular varsa özellikle bu cihazla alakalı yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Kullandığım süre boyunca elde ettiğim deneyimlerle birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.